Şimdi Map'le bakalım. Map aynı zamanda dictionary gibi tanımlayabiliriz. Yani anahtar, değer, key, value ikilisini kullanır. Sizin bir anahtarınız vardır, key'iniz vardır. Diğer tarafta da bir ona atanmış bir value'nuz vardır. Nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle package main import fmt diyerek kendi paketini import ettikten sonra function main, pardon, şimdi bir map'i nasıl yazıyoruz? Diyelim ki A'ya bir map oluşturacağız. Bunu make diyerek yapmasını istiyoruz ve bunun map olacağını ve arkasından hangi key'i tutacağını, yani anahtarının türün tipini belirtiyor. String, anahtara karşılık gelen değerin de tipini arkasından integer olarak giriyoruz. Yani burada bakın map diyerek başlatıyoruz. Sonra ilk yazdığımız köşeli parantezler içinde yazdığımız şey onun anahtarının tipi ve en sonunda değeri. Şimdi mesela A anahtarının burada birincisi mesela A ve 1 gibi bir şey olsun. Dedik ki bunun değeri tabii integer olacak. Burada onun değeri 12 olsun. Daha sonra A yine bir anahtar tutalım. Bunun değeri de V2 olsun. Bu da eşittir 24 olsun. Bakın ben burada fmt.println diyerek println ve arkasına A diyerek go main.go dedim ve map değerimi gördüm. Tabii bu map değerini ben yine aynı şekilde fmt.println array'de ve slice'da olduğu gibi len komutu ve arkasından hangi map'imse bunun kaç elemanlı olduğunu hemen buradan görüyorum. Bakın map'im 2 elemanlı. Ve map komutunda yine şöyle bir şey yapabiliyoruz. Delete diyerek map'imizdeki anahtar değeri siliyoruz. Hangi map'imizde A'nın map'inde hangi anahtarı silmek istiyoruz? V1 anahtar değerini siliyoruz. Ben V1'i sildiğimde daha sonra tekrardan fmt.println dediğimde hemen bakıyorum A'ya tekrardan. Bakalım silinmiş haliyle mi? Bakın. Birinci de V1 12, V2 12, V2 24 olarak geldi. Tabi delete'in yanında ben bu anahtar değerini daha her türlü okutabiliyorum. fmt.println diyerek A V2 dediğimde ben bakıyorum V2'ye hemen gördüğünüz gibi 24 olduğunu okuyabiliyorum. Zaten V2 kaldı sadece. Peki var olmayan bir tane şey için ne olur? O zaman hemen şurada. Aslında ben burada V1 var mı? V1'in olup olmadığını hatta şey olarak dönebilirim. Ben burada C dedim. Virgül. Arkasından da olup olmadığını verecek bir D diye döndüm. Ve arkasından şunu yapıyorum. Benim anahtar değerim var mı yok mu? Ona bakalım. A ve 1. Şimdi fmt.println dediğimde bu değerin olup olmadığını dönmek için değerin değeri burada C'ye döner. Peki değerin olup olmadığını da ben burada fmt.println diyerek D dedim. Çalıştıralım. Burada tabii şunu atamamız lazım C ve D'ye. Arkadan çalıştırdım. Bakın C değeri yok. Sıfır döndü ve D değeri de false döndü. Yani hatta ben bunu şöyle C değerini es geçip diyeyim. Aslında V1 anahtar değerimin olup olmadığını ben bu şekilde alabilirim. Gördüğünüz gibi V1 anahtar değerim
yok anlamına geliyor. Daha sonra direkt ben key value'da hemen şöyle bir k değeri eşittir dediğimde şöyle map diyerek arkasından yine anahtar değerin anahtarın ne olacağını sonra değerin ne olacağını belirtiyorum. Ve arkasından direkt burada da bakın biraz önce sonradan tanımladık v1 ve v2'yi. Burada bakıyorsunuz hemen v1 ve v2'yi sonradan tanımladık ama ben burada hemen tanımlamak istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Hemen bu bittikten sonra diyelim ki elma dedik. 3400, arkasından hemen şöyle armut dedim. Tabii integer 2500 dedim. Şimdi bakalım hemen burada fmt.println diyerek ben burada k map'imi okutayım. Gördüğünüz k map'i de direkt burada tanımlayarak elma ve armutu burada direkt işledik. Map'ler bu kadar.